Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak da ücretsizdir. Evet şöyle petrol rengi tülbentim var tek renk tek sıra bir model hazırladım modelimiz yine iğneden ta bir model arkadaşlar şöyle şu şekilde Evet hazırlamış olduğum modelin bakın bu şekilde arkadaşlar şöyle sinek kanadından yaprağı ve tekli kele olan dalımızın üzerinde modelin bu şekilde bakın, sinek kanadı ve tekli kele olan hem tek sıra hem tek renk hem de inşallah yapım bir o kadar kolay bir video hazırladım sizler için ve şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarınızı hazırlıyoruz 696 videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut oradan izleyebilirsiniz şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz bakın arka tarafı unutalım sık iğne ile ipimi sabitleyip üçer zincirle buraya üç tane tığ battı yapıyorum şöyle bir 3 zincir bu ikinci ve üçüncü. 3 Üç tane tığ battı yaparak modelimize başladık. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Şöyle bakın bir tane atlayıp ikinciye tam ortadaki yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle bir zincirle dönüşümü yapıp buraya sık iğne ile sabitledim. 11 tane zincir çekerek Sinek kanadından yaprak yapacağız. 4 5 6, 7 8 9 10 ve 11. 11 zincirimi bu ana yuvaya kapatıp bir tane buraya kirpik oluşturduk ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çevirdim. Bu 11 zincirin tam ortasından girerek sık iğne ile 5 zinciri buraya sabitledim. Şimdi 13 tane zincir çekerek döneceğiz. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine şöyle sık iğne ile sabitledim. Evet, bir tane sinek kanadı oluşturdum. Bu benim yaprağım olacak. Şimdi dalımız için yine 13 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şöyle kalıp gibi dursun diye de sıkı sıkı çektim. Bu 4 zincirli ana yuvaya kapattım. Dalı da aynı yere 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7 çevirdim. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabit. Dalımızı da bu şekilde oluşturduk. Yaprağımız dalımız. Şimdi sıra kele olanımızı yapmaya geldi. 5 zincir çekerek başlıyorum. 4 ve 5. Böyle ilk yuvamız 5 zincirden 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Şöyle düz tarafına dönüp yine bu dalın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 8 zincir daha önce çektiğimiz bu 5 zinciri 8 zincirin ortasına yerleştirdim ve 10 tane 11 tane zincir çekelim. 4 5 6 7 9 10 ve 11. Evet. Bakın burada 7 zincirimiz var. Bu ikinci zinciri de kaplayacak şekilde 3. çektiğimiz bu 11 zinciri dalımızın öbür tarafından şöyle göstereyim. Kapatıyoruz sık iğne ile oturtuyoruz. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ve 15. Evet bakın üç tane bu şekilde yaptık. Şimdi dördüncüyi de yine çeviriyoruz düz yüzüne. Yine bakın bu dalımızın diğer zinciri kapattığımız noktasından girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet şimdi yine 8 tane zincir çekelim. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle olanımı da göstereyim size yakın plan. 8 zincirli artma işlemi yapacağız. Sıkı sıkı çektim. Hemen 3. tığ battı ya. 1 2 ve 3. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir zinciri çekeyim. Yapmış olduğumuz işlemi göstereyim. Bakın bu zincirler bir bir üstüne bu şekilde kele olan gibi gelecek. Aynı buralarda olduğu gibi. Şimdi bir tane daha yapalım. Daha iyi pekişsin. Şöyle 3 zincirimizi çekip bırakmıştık. 3 zincirden buraya yine 3 tane tığ vattı yaparak başlıyorum. Aynı ilk başta başladığım gibi. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane yuva yaptım. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. Çevirdim ortadaki yuvadan sık iğne ile sabitleyip bir zincirimi çekip şöyle dönüşümü yaptım bak. 11 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11. 11 zinciri bu yuvaya kapatıp sinek kanadımızı oluşturmaya başlıyoruz. 5 zincir çevirdim. Tam orta kısmından şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 13 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemen çevirdim. Şöyle sinek kanadımızı tamamladık. Bu sinek kanadımız dediğim gibi bizim yaprak işlemimiz olacak. Ve yine 13 tane zincirden dal yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle 13 zincirimi kapatıp sabitledim ve 7 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Sık iğne ile sabitleyip bu şekilde. Ve 5 zincir çekerek keloğlanımızı bu yapmış olduğumuz dalımızın üzerine yapmaya başlıyoruz. 5 zincirimi, 13 zincirimin arasına girip kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Yine bunu da dalın arasına girip kapattım. Şimdi bu şekilde. 11 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zincirimi çektim. Buraya zinciri kapattığım noktanın dibine kapatıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet. 15 tane zinciri çektik. Buraya son zincir olarak 15. zinciri sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle tekrar kapatalım. Bu şekilde bir topi top oluşturduk. Kele olan oluşturduk. 8 tane zincir çekiyorum. Ve 8 zinciri 3. tığ battıya şöyle 1 2 ve 3. tığ battıya kapatıp yine bakın modelimizi tamamladık ve 1 2 3 zincir tekrar Şimdi arkadaşlar biz burada bitireceğimiz için şöyle Modelimiz bu şekilde oldu bitmiş hali. Şöyle ikisini sizle hazırladık. Bakın arkadaşlar, zincirden başka hiçbir işlem kullanmadık. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir diyeceğim yine. Bakın. Bu şekilde modelim çok hoş ve zarif oldu. Bir de şöyle sallantılı halini göstereyim sizlere. Bakın sallantılı halinde de şöyle daha bir hoş geldi gözüme. Çok zarif oldu. Çok da güzel oldu. İğneden tığa şöyle ip koparmaktan hoşlanmıyor bazı arkadaşlarımız. Böyle bu modellerden, böyle sıralı modellerden çok beğeniyor. Onlar için de bir alternatif olmuş oldu. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Sizler de emekler için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videoların devamı için YouTube'da önermeler için sizlerin beğeni ve yorumlarınız önemli. Eksik etmezseniz desteklerinizi şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.